kayınvalidem yapısı bu, problem değil demiştim. Tekrar oldu, yapacak hiçbir şey yok dedim. Üçüncüsünde tekrar Gülcan Hanım söyledi, siz gelininiz hiç davet etmemiş eve yemeğe diye. Ben dedim ki yani diyebileceğim hiçbir şey yok, şoktayım dedim. Ama yani benim de bir sabrım, sınırım var. Ben hiçbir şekilde terbiyesizlik, saygısızlık yapmadım şimdiye kadar. Ne kadar bunu bana yakıştırmaya çalışsalar da ben de tepkimi böyle göstermek istedim. Zaten kayınvalideler ve gelinler ilk günlerde sana karşı bir tavırları vardı ama sonraki günlerde daha bir yumuşak bir şekilde sana yaklaşmaya başladılar. Ama şimdi bu yemek konusuna gelince yani hiç ben Zeynep'in evine gidip de yemek yemedim dedi. Demek çok ayrı bir şey. Davet edilmemek çok ayrı bir şey ama Zeynep de şok içindeyim dedi. Evet. Mesela nasıl kayınvalidem içindeki yani tepkisini size anlatarak bunu ifade ediyor. Ben hiçbir zaman hiçbir gelini çekip de kayınvalidem de bana şunu yaptı bunu yaptı diye bir şey yapmadım. Bu da benim tepkim. Yani ben hiç kimsenin arkasından iş yapmıyorum. Ben burada herkesin yüzüne yapıyorum bunu. Yani gerçekten ben geldiğim ilk günde başladığı yani bütün hayat hikayelerine kadar dinleye dinleye yani yeni bir yarışma olarak da. Hayat hikayem mi? Hayat hikayem ne buldun sen benim? Gelininizden bahsediyorum. Gelininizin ben hayat hikayesi, evlilik hikayesi vesaire. Ben sadece üzüldüğümü yansıttım. Başka bir şey değil. Olmamalıydı yani gelininizin dedim. Özel hayatını ben geldiğim ilk gün öğrenmeye başladım. Tamam ben sadece şu an ben üzüldüğümü destekliyorum ama. Senin yaptığın hareketi. Normalde keşke isteseydin. Normalde isteseydin. Böyle de şifre bir saniye yani. Müsaade edin. Normalde isteseydin kendi orada tek gelinlikli fotoğrafının üstüne de asabilirdin. Şu an seni takdir ediyorum. Sen diyorsun ki defalarca yemek yaptırdım, yedirdim. Kayınvaliden bunların hepsini inkar ediyor. Şu an ben de olsam ben de senin gibi davranırdım. Ya öyle bir şey nasıl olabilir ya? Nasıl olur yani? İyi ki orada oraya. O zaman saygısını yine yitirmesin. Ben o gün de Zeynep'e çok yüklendim. Yine kızıyorum Zeynep'e. Bu yapılmamalı. Ne orada yapılmamalı? Boş çerçeve yani var. Oraya Zeynep. Yapabilirsin. Zeynep şöyle. Tekrar başa döndün. Hı -hı. Yine cephe aldın kayınvalidenin. Şöyle söyleyeceğim. Sizin fotoğraf asma hakkınız olsa... gelininiz dese ki kayınvaliden beni hiç şunu yapmıyor. Sizin sürekli arkanızdan konuşuyor olsa... Siz hiçbir şey olmamış gibi davranıp devam etmeye çalışsanız ve hala aynı şeyler devam etse tepki göstermeyecek miydiniz? Gösterirdim. İşte ben benim tepkim orada da bu. Dedim. Bak orada da ben dedim. Saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Terbiyesizlik yaptığımı ama, düşünmüyorum. Gayet de kibar davrandığımı düşünüyorum. Ve her defasında beni eleştiren herkese tek tek cevap verdim. Tek tek. Yanlış. Yanlış. Cevap ben orada da yanlış. Söyledim Yasemin Hanım'a. Benim gelinim bunu yapsaydı oradan çıkar gelir. O resmi alır, torunlarımla beraber gelinimin resmini alır, yan tarafa asar. Böyle bir hakkımız yok benim ama. Benim resmimin üstüne asamaz. Kızlar beni o kadar eleştirdiler ki kayınvalidemin fotoğrafının üzerine astım diye. Kayınvalidemle sıkıntılarımız varken bir güzel eleştiriyordunuz beni. Ne oldu şimdi çocuklarımın fotoğrafını asınca? Şimdi niye eleştiriyorsunuz beni? Yani kendi fotoğrafı var orada. Gelinlikle yani olan fotoğrafı var. Yani bir de kayınvalidesi olan fotoğrafı var. Değil mi yani Onur Bey'in? Ama Zeynep bak senle yarışıyorsa... Çok özür dilerim Sebahat ablacığım. Hemen şey susacağım. Nurten Hanım az önce gelininizin verdiği tepkiye normal karşıladınız ya. Hani çıkıp gitmesine. Evet. Bence benimkisi daha masumane bir şey. Emin değil. Olabilirsiniz. Peki bir şey değil, sorabilir Zeynep. Miyim? Bu değil. Bu sohbetten sonra Beren geldi. Dünya tatlısı Allah sağlıklı ömür versin. Ve oradan da mesela insanların hani gelinlerin kayınvalidesiyle sorunları olabilir. İşte ne bileyim ilerleyen zamanlarda ama bir torununu göstermemek gibi ki Zeynep de çok güzel bir şey söylüyor. Benim dedi sorunum beni ilgilendirir. Aynen tabii ki öyle. Torunu o dedi babaannesi tabii ki görecek dedi. Fakat orada Didem'in çıkışı beni çok şaşırttı. Yani o çünkü şey VTR'de de ya. İzledik şu anda. Hani VTR'de izlediğimiz için soruyorum. Sabahat Hanım yani gelininizle problem yaşadığınızda size torununuzu göstermek istemese tepkiniz ne olur? Kızarım tabii. Nasıl göstermiyorum? O benim hakkım torunumdu. Yani sizin torununuz sonuçta. Onur Bey ama şöyle bir parantez açayım. Ben zaten orada Zeynep'i takdir ediyorum. Zeynep bu konuda kayınvalidesinden çok daha olgun. Benim demek istediğim şey de benim özel hayatım buraya taşınırsa eğer... ...ben bu konuda gerçekten çok net bir şekilde söylüyorum ve arkasında da duruyorum. Normal ailevi... Dışarıya buraya yansımayan herhangi bir durumda elbette ki böyle şeylere girişmem. Ama bu çok uç bir noktadır yani benim hayatım için. Böyle bir şey yaşanırsa ben çocuğumu buradan oraya göndermem. Asla göremem. Senin ne çok... sorunun varsa kayınvalidenle hallet. Niye çocuğu alet ediyorsun? Size ne? Kayınvalideni neden torunuyla tehdit ediyorsun? Ben doğurdum. 9 ay ben taşıdım. Size ne? Nasıl göstermesin ne ya? Nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Siz beni anlamıyorsunuz herhalde. Hep yanlış konuşuyor. Yani. Hiç yaşının gelini değilsin yani. Peki Aysu. Senin yorumun ne olur? Çocuk göstermeme konusu öyle bir şey olabilir mi yani? Öyle bir şey asla olamaz. Çocukla ben intikam alınmaz bir kere anladın mı? Bu farklı alınmaz. Bir şey Yasemin Hanım. Hayır. Çocukla oyun olmaz. Herkes görecek çocuğu.
bencil olunmak gerekiyor. Evet. Kesinlikle bencil olmamak gerekiyor. Sonuçta ya olgun insanlarız yani. Ne derdimiz varsa oturur birlikte çözeriz. Ya çözemiyorsak bile yani bunu çocuğa yansıtmanın hiçbir manası yok. Sonuçta babaannesidir. Hani asla ona karşı saygısını, sevgisini zedelenmesine bravo, asla izin vermem. Ne derdim varsa aramızdadır zaten yani. Zaten birkaç gün önceki programda saçmalık da söyledim. Dedim ki Aysun'la mesela birbirimize kızdık diyelim. Aramız bozuk. Görüntülü aranan tepkisini nasıl gösterir diye bir soruydu. Evet. Görüntülü ararım mesela direkt asili gösterir. Asla açmamazlık yapmaz yani. Zeynep de öyle. Ne yani zaman arasam doğru direkt bana kızı gösterir. Allah razı olsun diyorum hep. Yani çocuğu yani soyundan sopundan ayırmak bana kalırsa çok yanlış. Evet. Yani belki çok böyle hani sonuçta öfkeyle Yasin alakalı bir durumdur bir ama kanını tabii taşıyor, ki onun yani onun mi torunu, ben onu nasıl ayırabilirim? Böyle bir şeyin olması söz konusu bile biraz olamaz. Biraz şöyle bir şey söyleyeceğim. Ebeveynlere çok iş düşüyor. Çocuklarınızı büyütürken eşiniz olan probleminiz, kayınvalideniz, kayınpederiniz, kendi aileniz ne olursa olsun çocukları bu şekilde büyütmeyin. Çünkü onlar bir şekilde zaten torunlarını, evlatlarını zaten severler, ederler ama çocuk da öyle bir psikolojiyle büyüyor ki bazen de hep işte annenin babanın lafıyla sözüyle büyüyerek doğruyu yanlışı görmeden büyüyor. Taraflı ve bu da olabiliyor. İlerleyen zamanlar taraf tutmasına sebep oluyor dedikten sonra. Şimdi efendim. Onur Bey ben şu resmi kaldırabilir miyim? Öbür tarafa çekebilir miyim? Hangisine? Benim gücüme gitti Zeynep'in resmine. Tamam yapın. Öyle yapayım ben. Hadi yapın. Çünkü çok zoruma gidiyor gördükçe ben yokum orada. Olmam gerekiyor. Zeynep'in gelinlikli fotoğrafını üstüne koyayım. Ben bunu çıkaramıyorum koyayım da. Tamam ben çıkaracağım. Siz oturun yapın, ben çıkaracağım şeyden yani sonra. Tadımı boyum da yetmiyor. Söz kendi ellerimle yani çok yapacağım. Çok zoruma gitti zaten. Tamam siz ama sakin olun yeter ki. Şimdi efendim Nurten Hanım. Evet. Tadıma geçeceksiniz. Evet. Daha sonra puanlarını verecek Nurten Hanım ve çeyrek altının sahibi kim olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi gelinli mutfakta efendim Nurten Hanım'ın tadımıyla devam ediyoruz. Şimdi efendim son kayınvalidimiz Nurten Hanım geliyor. Buyurun efendim alabiliriz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. Tamam. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Güzelmiş. O zaman ikinci tabağa geçelim. Biraz tuzlu ama. Tuzlu. Sonra mı geldi tuzu? Vallahi şimdi geldi tuzu. Ha. Bunun güzel tadı nasıl? Güzel. Güzel mi bu da? Güzel bir böyle olmuş. İyi pişmiş. Evet, malzemesi evet de iyi. Evet, evet. Hadi bakalım üçüncü tabağımıza geçelim. Bu da güzel. Hani biraz az kızarmış ama güzel çıtır. Güzel tadı. Güzel. Da. Bakalım son tabağımızda açalım. Fikriniz değişecek mi? Bu da güzel. Bu daha çıtır olmuş. Daha çıtır. Şimdi tabii o zaman hadi puanlara geçelim. Bir. Bir puan üçüncü tabağa geldi. Bugün beni çok kızdırdılar. O yüzden. Evet. Beş. Beş. Bir bir. Nasıl yani? Öyle. Bir bir. Evet. Beni çok kızdırdılar çünkü. Çok üzdüler. Gelinimi de beni de. Gideceksek ya gidelim. Ya bir aldıysa gelininiz? Sıla'nın var ya gideceksek gidelim diyor ya. Öleceksek ölelim. Anneciğim yine ne kadar büyük bir risk aldın. Benim tabağıma beşi veremezsen işte bu sefer bitti. Ne olacak olsun. O zaman olsun ilk tabaktan başlayalım. Şimdi hiç efendim gelinim de sorun etmez biliyorum. Birinci tabağa bir puan verdi. Bakalım Nurten Hanım'ın ilk biri hangi geline gidiyor? Kaldırdık. Didem. İlahi adalet. Didem. Bir puanın sahibi. Gelelim ikinci tabağa. İkinci puanda bir puan vermişsiniz. Evet. Üç tane bir, bir tane beş verdiniz. Evet. Her zamanki gibi. Yani bayağı keskin bir şey oldu. Artık öyle. Bakalım efendim. İkinci bir puan Nurten Hanım'dan hangi geline gidiyor?